Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İzzettin Atasoy. Şimdi karşınızda Berona, Special Noodle ve soğuk çay görüyorsunuz. Yiyeceğim, içeceğim. O zaman başlayalım hemen. Evet, gerçekten çok açım arkadaşlar. O yüzden hemen başlıyorum. Acı biber istiyor mu? Yok yok, zaten kendisi acı noodle. Fazla ısıya maruz bıraktığım için üflemeye çalışıyorum. Çok sıcak. Gerçi ben videoyu ayarlayana kadar soğumuştur. Evet, gerçekten çok güzel. Aşırı güzel olan şey soğuk çay. Çünkü üst demlikteki çay suyunu birazcık koydum bu bardağın içine. Sonra da üzerine biraz annemin bugün doldurduğu sudan koydum. Yani soğuk sudan koydum. Birazcık soğuk sudan koydum ve sonunda soğuk çayım oldu. Biraz da şeker takviyesi, sonunda karıştırma ve harika bir lezzetli soğuk çay ortaya çıkardım arkadaşlar. Bu kadar basit. Siz de yapmak isterseniz ilk önce şey yapmanız gerekiyor. Böyle bir bardak alın. Uzunca bir bardak. Keyfini daha rahat çıkarabilirsiniz diye söylüyorum. Üst demlikteki çay suyundan biraz koyun ki varsa. Sonra da üstüne soğuk çay, şeker takviyesi, karıştırma. İşte bu kadar. Pipetinizi de batırın. Bardağın içine içersiniz. Makarnasından acıyı birazcık sezdim, yani çok az sezdim ama suyu gerçekten çok acı arkadaşlar. Suyu acı. Ama ben frene gelmem, gaza gelirim. Devam arkadaşlar, devam ki. Frene gelmem, gaza gelirim. Ya bu harika. Lezzetler ne ya? Gerçekten çok harika. Gerçekten harika. Berona Special Noodle ve soğuk çay gerçekten harika lezzetler. Denemenizi tavsiye ederim. Devam ediyorum. Asıl bomba suyunda saklı. Çünkü suyun acı derecesi gerçekten çok yüksek derecede. Çok yüksek raddede. Ben bunları yiyip içtiğimden memnunum. Siz de memnun kalırsınız inşallah. Evet. Yemeğe devam ediyorum. Saat kaç?
Saat 13.48, yani saat 2'ye 12 dakika var. Bu arada Peru'nun başkenti neresidir? Yorumlara bekliyorum. Yorumlara yazın. Yorumları açık yapacağım. Doğru kelime yazanı tebrik edeceğim. Anlaştık mı arkadaşlar? Bal gibi de anlaştık. Yanlış sana yanlış diyeceğim. Bir de Benin ülkesinin başkenti neresidir? Yorumları bekliyorum. Doğru cevabı verin. Tamam mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Yemeğe devam ki. Gerçekten çok güzel. Ben Nirvana'ya ulaştım. Harika lezzetler yüzünden ben Nirvana'ya ulaştım. Suyuna da bakacağım. Acıymış. Affedersiniz. Fazlaca olmadığını garanti ederek söyleyebilirim. Çünkü videoyu başlatana kadar şey yaptım. Yani annemle tartıştık. Nereye koyarsan daha rahat çekim
sağlarsın falan filan diye. O yüzden biraz noodle ılmış olabilir, soğumuş olabilir. Soğuk çayı takdir ediyorum. Gerçekten harika bir lezzet. Siz de deneyin. Söylediğim gibi böyle bir bardak alın. Görüyorsunuz. Bu bardağın içine üst demlikteki çay suyunu birazcık koyun. Abartın yani. Çünkü öyle lezzeti çıkar. En önemli etken çay demini biraz abartmak. Ondan sonra da birazcık soğuk su ilave edin. Ben birazcık ılık, yani birazcık normal soğuk su koydum. Ama aşırı soğuk su koymayın. Buz gibi su koymayın. Çay deminin üstüne. Üşüyebilir, çürüyebilir. Aşınma olabilir. Yani fazla soğuk içecek tüketenlerin dişinde aşınma olur. Yani diş kopar, çürür, ağrır gibi sorunlarla baş etmek istemediğimden ben soğuk buz gibi su koymadım. Gerçekten harika. Soğuk çayımı sarf edeyim. Ondan sonra da soğuk çayın hepsini sarf edeyim. Ondan sonra da videoyu sonlandıracağım. Noodle'ın yapım aşamasında bayağı bir efor sarf ettim. Çünkü yani suyun kaynamasını bekledim, ardından noodle'ı koydum. Noodle suyu çektiği zaman baharat karışımı, çeşni karışımı, acı, çeşni falan hepsini koydum. O yüzden fazla bir efor sarf ettim, ama soğuk çayın yapım aşamasında efor sarf ettiğim söylenemez. Sadece birazcık soğuk su kullandım. Çay demin üstüne koydum. Yani onda efor sarf ettiğim söylenemez. Kısa iş. Evet. Bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Siz deneyin. Görüşürüz.